Değerli basın mensupları, dün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu, ardından da Merkez Yönetim Kurulumuzu, Yedidüvel'e karşı yaptığımız istiklal mücadelemizin en önemli kilit taşlarından biri olan kadim şehrimiz Erzurum'da topladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızın talimatıyla Genel Merkez Yönetimimizle, Meclis grubumuzla sahada çalışmalarını sürdürmeye, milletimizle hemhal olmaya devam edecek. Saha çalışmalarına Erzurum'dan başlamamız ise elbette tesadüf değil. Erzurum Kongresi tam 103 yıl önce 23 Temmuz ile 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplandı. Manda ve himayenin kabul edilmeyeceği, milli iradeyi hakim kılmanın temel esas olduğu, hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacağı tüm dünyaya Erzurum'dan ilan edildi. İşte böyle anlamlı bir tarihin yıl dönümünde genlerinde Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk ve kuvayı milli olan partimizin seçim satı haline girdiğimiz bu dönemde hak, hukuk, adalet ve milli iradeyi hakim kılma mücadelesini Erzurum'da başlatmasından daha doğal hiçbir şey olamazdı. Erzurum Sayın Genel Başkanımızı, Cumhuriyet Halk Partisi grubunu büyük bir misafirperverlikle bağrına bastı. Erzurumluların da kral değil, kural istediklerini gördük. Bu vesileyle tüm Erzurumlu hemşerilerimize bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dün Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde KPSS skandalı vardı. Devlet yönetimindeki kriz artık öyle bir noktaya geldi ki bu ülkede artık güvenilir bir sınav yapılamaz hale geldi. Yine ekonomide derinleşen kriz, artan hayat pahalılığı, ağırlaşan yoksulluk kurulumuzun tabii ki gündemindeydi. Ekonomik kriz ve sıkıntıların dış politikada sebep olduğu kırılganlıkları ve diğer ülkelere verilen tavizleri de değerlendirdik. Bu sıkıntılardan nasıl çıkılacağını da yine kurulumuzda tartıştık. Değerli basın mensupları, kibir şeytanın en sevdiği günahtır. Kalpteki kibir insanın aklını başından alır. İnsanı felakete sürükler. Siyasette bu kibir sarhoşluğu ve güç zehirlenmesi hübris hastalığı olarak adlandırılır. Hübrise yakalanan siyasetçi bir de ülkeyi yönetiyorsa sadece kendini değil, beraberinde ülkesini de uçuruma sürükler. Bu nedenle kibir hastalığına yakalanan siyasetçilerin bir an evvel sandıkta biletinin kesilip evine gönderilmesi, bir ulusun huzuru, refahı ve çocuklarının geleceği açısından son derece önemlidir. Peki bu illet nasıl ortaya çıkar? Belli başlı belirtileri nelerdir? Kibir illetine yakalanan siyasetçi narsistleşir. Kendisini her şeyin merkezinde görmeye başlar. Devlette ne kadar makam mevki varsa kendi lütfu keremi sanır. Benim bakanım, benim valim diye başlayan cümleler ya da İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım dörtlü zirve yaptık gibi kendisiyle devleti özdeşleştiren ben varsam devlet var tarzı ifadeler işte bu illetin, bu kibir illetinin tezahürleridir. Kibir illetine yakalanmış siyasetçi kendi kaderiyle ülkesinin kaderini bir görür. AK Parti'nin kaderiyle ülkenin kaderi et ve tırnak gibi birbiriyle iç içe geçmiştir sözleri bu dermansız illete tutulmuş siyasetçinin sözleridir. Kibir hastalığına yakalanan siyasetçi kendisini öyle bir mertebeye koyar ki artık yaptıklarından dolayı mahkemelere değil bir tek Allah'a hesap vereceğini düşünür. Devletin askeriyesini, adliyesini, mülkiyesini, maliyesini FETÖ'cülere teslim eder. Ortaklık yaptığı bu hainler darbeye yeltenir. Millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclisimizi bombalar. Milletimiz devletini sokaklardan toplar. Bunun için canını verir, şehit olur. Ama tüm bunlara sebep olan kibir abidesi çıkar. Rabbim ve milletim beni affetsin deyip işin içinden sıyrılmaya kalkar.
kibir illetine yakalanan bir siyasetçi ülkesinin gerçeklerinden de tamamen kopar. Ülkesinin yurttaşları araba sahipliğinde Avrupa sonuncusudur. Emeğiyle geçinenlerin bir otomobil sahibi olma umudunu hatalı politikalarıyla bitirmiştir. Ama yine de çıkar, herkesin altında maşallah arabası var diyebilir. Vatandaşları ucuz ekmek kuyruklarında saatlerce beklerken o kibir abidesi çıkıp aç kalan yok, kriz yok, hepsi manipülasyon der. Kibir hastalığına tutulan siyasetçi kendisini her türlü hatadan münezzeh görür. Hiçbir uyarıyı, eleştiriyi kabul etmez. Kendisini eleştirenleri de yanından birer birer uzaklaştırır. Sarayında giderek yalnızlaşır. Kibirli siyasetçinin güç sarhoşluğu altındakilere de yansır. Devleti, onlar da devleti partilerinin devleti olarak görürler. Önce kendi çoluk çocuğunu devlet protokolünün asli unsuru yapar. Tabii onun il başkanları da Mehmetçiklerimizi sıraya dizip kendilerini karşılatmaya cüret eder. İşte bugün ülkemiz ne yazık ki milleti unutan, iyi olan her şeyi kendinden menkul sanan, kendi hatalarının sorumluluğunu üstlenmeyen kibir abidesi Erdoğan ve şürekası elinde bir buhrandan diğer buhrana sürüklenmektedir. Memnuniyet ve övgüler Erdoğan'a, şikayet ve sorunlar Bay Kemal'e. Erdoğan'ın yetkisi çok ama sorumluluğu hiç yok. Bu kibir abidesi bir safsatanın peşine takılır, bakanları, Merkez Bankası başkanlarını görevden alır, liyakat değil bana sadakat önemli der, enflasyonu durduk yere şaha kaldırır. Sonra da bunun sorumluluğunu dış güçlerin, küresel dalgalanmaların, bölgesel gerilimlerin, içerideki tamahkarların üzerine atmaya kalkar. Merkez Bankası başkanını minibüsün muavi koltuğuna gönderir, bankanın sürücü koltuğuna kendi geçer. Tabela faizini %19'dan %14'e indirir, sonra da çıkıp nasımın gereği der. Enflasyon %16'dan %39'a çıkar, sarayın kibirlisi Rabbimiz sizi korku ve açlıkla mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle sınar, sabredin der. Bunu dedikten sonra enflasyon 7 ayda %36'dan bu kez %80'e çıkar. O yine hiç sıkılmadan bir kez daha 6-7 ay sonrasına randevu verip milletten sabır istemeye devam eder. Firavunlaşır, Karun olur ama sıkılmadan Harun pozlarında konuşmaya devam eder. Yüce Allah, aldatan sizi Allah ile aldatmasın diye tüm kullarını açıkça uyarmıştır. Altını çizerek söyleyelim, bugün mutfaklarda tencereler boşsa, pazar tezgahları, market rafları yangın yeri ise, millet ucuz ekmek için saatlerce sırada bekliyorsa, çocuklar yatağa aç giriyorsa, alnının teriyle çalışanlar için bir ev, bir araba almak artık hayal olduysa, bunun tek bir sorumlusu vardır. O da ben ekonomistim diyen, ekonominin sorumlusu benim ben diye böbürlenen Erdoğan'dır. Başkası değildir. Değerli basın mensupları, bugün de Temmuz enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre aylık enflasyon %2,4'müş. İki gün önce İstanbul Ticaret Odası aylık enflasyon %4,1 dedi. Bağımsız iktisatçılardan oluşan ENAG bugün enflasyon, bu ayın enflasyonu %5 dedi, geçtiğimiz ayın enflasyonu. Temmuz enflasyonu için piyasalar %3,2 bir enflasyon bekliyordu. Ama TÜİK'in açıkladığı enflasyon bunların hepsinin altında. Makyaj giderek ağırlaşıyor. TÜİK üzerindeki saray vesayeti de artık objektiflerden saklanamıyor. TÜİK Başkanı'nın tam da enflasyon rakamları açıklanmadan önce
saraya yaptığı ziyaret oldukça ilginç. Anlaşılan amacına ulaşmış görünüyor. Ama şunu da hatırlatalım. Kalabalıkta işlenen suçun tenhada özrü olmaz. Enflasyon istatistikleriyle oynamak milletimizin ücretini ve maaşını taammüden gasp etmektir. TÜİK yöneticileri Sayın Genel Başkanımızın söylediklerini dikkate alsın. Artık sarayın tetikçiliğine soyunmaktan vazgeçsin. Herkes şunu biliyor ki enflasyon en büyük halk düşmanıdır. En haksız vergidir. Erdoğan milletimizi bile isteye bu canavarın dişlerinin arasına atmıştır. Enflasyonu tarihimizde görülmemiş bir hızla azdırmıştır. Bugün yıllık tüketici enflasyonu %79,6. Üretici enflasyonu ise %144,6. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile tüketici enflasyonu 1998 Eylül ayından bu yana en yüksek enflasyon düzeyi. Üretici enflasyonu ise Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesinde. Böyle bir üretici enflasyonu ne 1994 krizinde, ne 2001 krizinde, ne de 1970'lerde gördük. Her ne kadar minareyi çalan kılıfını uydurmaya çalışsa da minare o kadar büyük ki artık hiçbir kılıfa sığmıyor. Dünyada son bir yılda gıda fiyatlarındaki artış %23. Bizdeki gıda enflasyonu %95. Neredeyse dünyanın 4 katı, 5 katı. Dünyada son bir yılda et fiyatlarındaki artış %13. Bizde %90. Dünyanın 9 katı. Dünyada tahıl ve tahıl ürünlerindeki fiyat artışları %28, bizde %118. Dünyada şeker fiyatlarındaki artış %9. %9. Bizde kaç? Bizde %153. Erdoğan'ın bu faiz zamları artık hiçbir kılıfa sığmıyor. Milletimiz Erdoğan'ın ne yaptığını görüyor, notunu da veriyor. Milletimiz bugün hayat pahalılığı altında inim inim inliyorsa bunun tek bir sorumlusu vardır. O da kibir abidesi Erdoğan'dır. Son 4 yılda bu ülkede 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası Başkanı, 5 TÜİK Başkanı gördük. Gelen hep gideni arattı. Artık bu kadarı da olmaz, yapılmaz denilen ne varsa oldu. Paramızın itibarını korumakla görevli kurumun itibarı 5 paralık edildi. Bundan 1,5 yıl önce Erdoğan'a yakın bir gazete, bu operasyonu kim adına çektiniz manşetiyle önceki Merkez Bankası Başkanı'nı hedefe koydu. Şimdi bu manşetin Erdoğan'dan habersiz atılması mümkün mü? Elbette değil. Atanan Merkez Bankası Başkanı da aynı gazetede kalem oynatan eski bir AK Partili vekildi. Sarayın istediği oldu. O gün attıkları manşette Türkiye yüksek faizle 3. Dünya Ligi'nde diyorlardı. Bugün Türkiye hala faizle 3. Dünya Ligi'nde ama artık Türkiye sadece faizde değil, enflasyonda da 3. Dünya Ligi'nin zirvesinde. Şimdi de biz soruyoruz. Millete çekilen bu operasyonu siz kimin adına çektiniz? Bu sıradan bir iş değil. Hata bir kez yapılırsa hata olur. Hata sürekli tekrarlanırsa bu bir tercihtir. Bir kez daha soruyoruz. Siz kimin adına bu operasyonu çektiniz? Bugün sanayici krediye erişemiyorum diye şikayet ediyor. Dövize sıkışan hükümet bir yandan Merkez Bankası, bir yandan bankacılık düzenleme denetleme kurulu kurumu eliyle kredi musluklarını kapatmaya devam ediyor. Sanayicinin, ihracatının elindeki dövizlere el koyuyor. Aba altından da sopa gösterip sanayiciye elinizdeki dövizi satın diye baskı yapıyor. En son İstanbul Sanayi Odası'nda yaşanan skandal görülmemiş bir skandaldır.
bankanın muavin koltuğunda oturmaya razı olan Merkez Bankası Başkanı, kendisine derdini anlatan sanayiciye demediğini bırakmamıştır. Yok sanayici aldığı düşük faizli krediyle 55 milyarlık dolarlık döviz almış, yok sanayici stokçuluk yapıyormuş, yok ucuz krediyle döviz alan sanayicilerin listesi de ellerindeymiş. Anlaşılan Merkez Bankası Başkanı oturduğu muavin koltuğundan sanayicileri fişlemiş. Sen direksiyonu sarayın kibirlisine kaptırmışsın. Kanunen sana verilen enflasyonu düşürme görevini yerine getirememişsin. Milli paramızın değerini pul etmişsin. Sanayicinin üretim maliyetleri almış başını gitmiş. İşte üretici enflasyonu %145 olmuş. Sayenizde sanayicinin işletme sermayesi her gün eriyor. Bugün aldığı ham maddeyi ara mamülü yarın kaça yerine koyacağını bilmiyor. Ticarette vade kontrat kalmadı. Bütün bunlar sizin patlak şambrale yama politikanızın sonucu. Ama artık lastik yama tutmuyor. Hiç sıkılmadan siz çıkıp üreticiyi, sanayiciyi suçluyorsunuz. Tabii ön teker nereye, arka teker de oraya. Kibirle mağlul Erdoğan sağa sola bağırarak ülkeyi yönetebileceğine inanırsa, atadığı Merkez Bankası Başkanı da sağa sola ayar vererek, tüketiciyi tehdit ederek para politikasını yönetebileceğini sanır. İş başında bu kibirli kafa, yönetimde böyle kifayetsiz bürokratlar oldukça, sanayicilerimiz de enselerini bu kadar açıkta bıraktıkça daha çok tokat yerler. Moralleri daha çok bozulur. Üretim, yatırım daha çok sekteye uğrar. Türkiye imalat satın alma yöneticileri endeksi PMI son 5 aydır kritik eşik 50'nin altında seyrediyor. Bu önümüzdeki günlerde sanayideki zorlu koşulların daha da ağırlaşacağının önemli bir göstergesi. Milletimiz artık şunu çok iyi anladı. İş ehline verilmezse tarlaya karga, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami dadanır. Herkese yetecek ekmek kimseye yetmez olur, ülkede güven kaybolur. Değerli basın mensupları, devlette yönetim krizi her geçen gün büyüyor. Ülkemiz yönetilmiyor, savruluyor. Gün geçmiyor ki büyük bir skandal patlamasın. İşte dün yaşadığımız skandal. Bu kifayetsiz kadrolar sağlıklı bir şekilde kamu personeli seçme bir kamu personeli seçme sınavı dahi yapamamışlar. Bu milletin evlatlarının umutları geçmişte çalınan sınav sorularıyla çok yandı. FETÖ ile beraber çok kul hakkına girdiler bunlar. Gençlerimizin umutlarını çaldılar. Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde dönemin ÖSYM başkanı için soruşturma izni vermedi. Sınav sorularının çalınmasıyla ilgili iddiaların araştırılmasını bilerek, isteyerek engelledi. Dün yine sınav sorularının dışarıya sızdırıldığına yönelik sosyal medyada çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Bunlar öyle hafife alınacak mesnetsiz iddialar da değil. Ama ÖSYM daha yemeden, içmeden, doğru düzgün araştırmadan iddiaları hemen reddetti. Ardından artan kamuoyu baskısıyla Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulu'na bu konuyu inceleme talimatı verdiği söylendi, açıklandı. Sonra da Erdoğan aynı gün gece yarısı bir kararnameyle ÖSYM Başkanı'nı apar topar görevden aldı. Hayrola? Bu ne telaş? ÖSYM Başkanı'nı kurban verip bu işten sıyrılmayı mı düşünüyorsunuz? Yoksa gider ayak devlete yandaşlarınızı doldurmaya çalışırken operasyon elinizde mi patladı? ÖSYM Başkanı'na tavsiyemiz, eğer bu işi birilerinin talimatıyla yaptıysa, önceki Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar gibi kendisine talimat vereni açıklasın. Yoksa bu pilav daha çok su kaldırır. Çalınan her soru gençlerimizin çalınan hayatıdır.
sınav sorularının çalındığı iddialarının ciddiyetle ele alınması gerekir. Çünkü bundan sonra bu sınavı kazanan da töhmet altında olduğu için, kaybeden de hakkının yendiğini düşündüğü için mağdurdur. Bu, yandaş olmayan gencin hakkını gasptır. Derhal soruşturulmalı, soruşturma sonucuna göre de gereği mutlaka yapılmalıdır. Kamuoyunun vicdanı derhal rahatlatılmalıdır. Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu arada ÖSYM YÖK'ün ilgili kuruluşu. Şimdi ÖSYM'nin ilgili olduğu YÖK Başkanı neden suspus? Buradan açıkça ifade edelim. İş başında liyakatli, emir eri olmayan bürokratlar olsaydı bu skandal yaşanmazdı. Sınav sorunlarını koruyamayacaksınız. Sınırlarımızı koruyamayacaksınız. Şehirlerimizi koruyamayacaksınız. Paramızın değerini koruyamayacaksınız. Merkez Bankası kasasını koruyamayacaksınız. Beceriksizliğin bu kadarı da gerçekten çok özel bir çaba gerektiriyor. İnsan ister istemez bu kadar hata gerçekten tesadüf olamaz diye düşünüyor. Değerli basın mensupları, ne yazık ki ülkemiz ya benimsin ya da kara toprağın diyen sakat bir yönetim anlayışının elinde. Bu sakat anlayışının koltukta kalmak için vermeyeceği taviz, çiğnemeyeceği ilke ve değer yok. İşte en son Rusya ile yaşanan Akkuyu nükleer santrali meselesi. Biz komşularımızla karşılıklı saygı temelinde iyi ilişkilere sahip olunmasını tabii ki isteriz. Rusya da Türkiye'nin önemli bir komşusudur. Ancak defalarca uyarmamıza rağmen son dönemde başta enerji olmak üzere pek çok alanda ülkemiz aleyhine Rusya ile asimetrik bir bağımlılık oluşmuştur. 2021'de toplam doğalgaz ithalatımızın %45'i Rusya'dandır. Ve yaşadığımız güncel bölgesel krizlerde göstermiştir ki menfaati icap ettiğinde Rusya enerjiyi bir silah olarak kullanabilmektedir. Enerjide kaynak ülke çeşitliliğini artırmak Türkiye için artık stratejik bir tercihtir. Bu gerçeğe rağmen ülkemiz nükleer enerjide de Rusya'ya bağımlı hale getirilmiştir. Rusya hem Akkuyu'da kurduğu nükleer santralin hem de Akkuyu'da üreteceği elektriğin sahibidir. Türkiye bu elektriğin sadece tüketicisidir. Hem de üretilecek elektriğin kilowatt saatine KDV hariç 12,35 sent gibi fahiş mi fahiş bedel ödemek zorunda olan bir tüketici. Hadi nükleer teknolojiyi öğreneceğiz desek, o da mümkün değil. Çünkü santralin işletme ve bakımı da dahil tüm iş süreçlerinden Rusya sorumlu. Santralin hiçbir yerinde yerlilik, millilik yok. Hal böyleyken Akkuyu'nun inşaatını gerçekleştiren Türk firmasının sözleşmesi de Ruslar tarafından bu hafta feshedildi. İnşaat işi Rusya'ya ait bir devlet şirketine kaldı. Açıkçası bu işin ardında ne var biz anlayamadık. İnşaatı gerçekleştiren Türk firması ehil bir firma değilse nükleer santral gibi çok hassas bir inşaatta neden yüklenici oldu? Yok söz konusu firma bu işlerde ehilse Ruslar tek taraflı olarak bu firmanın işine neden son verdi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu süreçten haberi var mı? 2010'da Rusya ile imzalanan ve mecliste onaylanan milletlerarası anlaşmada anlaşmanın uygulanması veya yorumlanmasında ilgili taraflar arasındaki uyuşmazlıklar Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Rus Rosatom arasında karşılıklı istişare ve müzakere ile çözülür diyor. Buna göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu işin bir tarafında olmalı. Ama maşallah Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı suspus. Milletten ne saklanıyor? Santralin inşaatı için Rusya'dan 9,6 milyar dolar civarında bir kaynağın yine Türkiye'de bu işi yapan Rus şirkete aktarılacağı söyleniyor. Ruslar Türk ekonomisinin sıkıntılarını görerek bu parayı Türkiye'ye önden yüklemeli gönderme karşılığında acaba Türk firmasının inşaat işinden ayrılmasını şart mı koştu? Yoksa
para karşılığında Ruslara Akdeniz'de vatan topraklarında liman mı satıldı? Rusların Akdeniz'e inme hayallerini birkaç dolar vererek gerçekleştirmelerine izin mi verildi? Bütün bunların cevabını öğrenmek aziz milletimizin hakkıdır. Bu hafta Erdoğan Soçi'ye Putin ile buluşmaya gidecek. Tam da bu ziyaret öncesi Rusların yaptığı bu operasyon neyin nesidir? Biz bu soruların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sarayın kibirlisi artık gideceğini görüyor. Giderken de yağmaya talana hız veriyor. Bu yılın hemen başında bir torba kanunda bazı limanların 49 yıldan az olan veya süresi 49 yıldan az kalmış işletme hakkı sözleşme süreleri ihalesiz, duyurusuz bir şekilde 49 yıla kadar uzatıldı. Bu limanların çoğunu sarayın yandaşları işletiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Anayasa Mahkemesi de aldığı kararla özelleştirmede hakim olması gereken serbest rekabet ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiğini, yapılan düzenlemenin söz konusu limanların gerçek özelleştirme değerlerine ulaşılmasını engelleyebilecek nitelikte olduğunu hükme bağladı. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, Gazi Meclisimizin dolandırıcılığa, ihaleye fesat karıştırmaya alet edilmesini engellemiş oldu. Şimdi buradan açıkça uyarıyoruz. Tüyü bitmedik yetimin hakkını yemek adına bu talanları bir sözleşmeye bağladıysanız, yani 49 yıla çıkarttıysanız bunu derhal iptal edin. Yoksa milletimiz yetkiyi bize verir vermez iki elimiz yakanızdadır. Aziz milletimiz, sorunlar ne kadar büyük olursa olsun umutsuzluğa yer yok. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında iş başına geliyoruz. Eğitimden sağlığa, dış politikadan güvenliğe, altyapıdan üretime, ekonomiden tarıma, Erdoğan'ın bozduğu ne varsa biz düzeltmeye talibiz. Biz insanlarımızın geleceğine umutla baktığı, çocukların yatağa aç girmediği bir ülke için geliyoruz. Hayat pahalılığını bitirmeye, milletimize rahat bir nefes aldırmaya geliyoruz. Üreterek kazanan, kazandığını hakça paylaşan bir ekonomiyi milletimizin, aziz milletimizin hizmetine sunmak için geliyoruz. Bu ülkenin insanlarından çalınan ne varsa hepsini milletimize geri vermek için geliyoruz. Biz bu güzel ülkenin, bu asil milletin hiçbir ayrım olmadan dünyada her şeyin en iyisini hak ettiğine inanıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa sorularınızı alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. İlk soru KRT TV tarafından yönlendirildi. KRT TV'nin sorusu şöyle. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den milletvekili aday adayı olan İsmail Altıntaş'ı Sayıştay Başsavcının atamasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel Başkanımız askeriyeyi, adliyeye ve camiye siyaset sokmayın diye bu yönetimi defalarca uyardı. Ama onlar bir türlü ders almıyorlar. Gider ayakta gemi azıya almış vaziyetteler. Sayıştay Başsavcılığına parti komiseri koyuyorlar. Korku dağları bekliyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Mirimalı'nın balık kılçığı olduğunu, yutmak isteyenin boğazında kalacağını herkes görecek. Efendim, bir diğer soru da Anka Haber Ajansı'ndan yönlendirildi. O soru da şöyle. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'un ofisine dana dili bırakıldı. Şenol, aşı karşıtları tarafından tehdit edildiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herhangi bir açıklama yapmadı bu durumla ilgili. Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de ölümle tehdit edildi. Bu konuda siz bir değerlendirme yapabilir misiniz? Bu ülkede kadınlar çok rahat tehdit edilir hale geldi. Bu olaylar münferit diyerek, sorumlularına meczup denerek geçiştirilemez. Bunlar dikkatle takip edilmelidir. Üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.
çok açık ifade ediyorum. Kimsenin, kadın olsun, erkek olsun, bir başkasını tehdit etme hakkı yoktur. Devletin görevi, böyle bir tehdit söz konusu olduğunda bunun üzerinde hassasiyetle durmaktır.